Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkmak için 2000 yıldır bekledikleri kehanet onlara göre gerçekleşti. Aranan kızıl düveler bulunduğu Teksas'tan getirildi. Şimdi bu kızıl düve kehanetini ilk defa duyanlarınız olabilir. 5 kızıl inek ve ardından gerçekleşmesi beklenen kurban ritüeli. Buraya kadar tamam canım kendi ibadetleri. Ne var bunda diyebilirsiniz. Ancak o işler tam olarak öyle olmuyor ne yazık ki. Ritüelin perde arkasında Mescid-i Aksa'yı yıkma planı var. İyi de 5 kızıl düvenin kurban edilmesinin Mescid-i Aksa'yı yıkma planıyla ne bağlantısı olabilir ki diye düşünüyorsanız gelin İsrail'in kirli planını hemen anlatalım. Bu arada öyle kirli dediysem de bu bizim bizzat kendi yakıştırmamızdan dolayı değil. Radikal Yahudi gruplarda zaten kendilerini temiz olarak kabul etmiyorlar. Temizlenmek için ne mi gerekli? Bizzat kendilerinden dinleyelim. Yahudilerin de söylediği gibi kızıl ineklerin kurban edilmesi gerekiyor. Ne inekmiş ki 2000 yıldır aranıyor? Ne özelliği var diye merak ettiyseniz açıklık getirelim. Böyle sizin bildiğiniz ineklerden değil. Başındaki tek bir kıl tanesinden toynağına kadar kızıl olması gerekiyor. Üstelik 3 yaşını tamamlamamış, öyle dağda bayırda, Bozkır'da kendi halinde dolaşırken bulunmuş olması gerekiyor. Yani hiç çalıştırılmamış olması da şartların arasında. İsrail'de bulunan Tapınak Enstitüsü 10 yıllardır tapınağın inşa etmenin hayaliyle bu kızıl inekleri bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. E çünkü onlara göre bu kehanet Mesih'in yeryüzüne gelmesi demek. ve aranılan kan bulundu. Bilin bakalım nerede? Tabii ki İsrail'in daimi dostu, soykırım sempatizanı Amerika'da. Tam 500 bin dolar karşılığında Teksas'tan getirildi. Aslında bu ineklerin ihracatı yasak. Ancak İsrail evcil hayvan statüsüyle Filistin'de İsrail'in işgali altında olan Batı Şeria'ya getirdi 2022 yılında. Hatırlayanız vardır belki Ebu Ubeyde Aksa tufanının 100. gününde kızıl düveler Filistin'de diyerek uyarmıştı. Mescid-i Aksa'yı bekleyen tehlikeye gelecek olursak, radikal Yahudiler Nisan ayı veya Mayıs başında bu getirdikleri beş kızı inekten birini Zeytin Dağı'nın Mescid-i Aksa'ya bakan kısmında kurban ederek ritüeli gerçekleştirmek istiyor. Akıtılan kanla o bölgenin temizleneceğine ve ancak bu şekilde kendilerinin de temizleneceklerine inanıyorlar. Sadece temizlenmek mi istiyorlar dersiniz? Hayır. Bu temizliğin arkasında bile yine bir kirli plan, yine bir kan, yine bir yıkmak var. Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine tapınağı inşa ettiklerinde Mesih'in geleceğine inanıyorlar. Şimdi şunu da düşünmeden edemiyor insan. Kendilerine her zaman üstün ırk gören Yahudiler kehanetin gerçekleşmesi sonucunda Mesih'in geleceğine inanıyorsa Amerika neden bu ritüele izin veriyor? Yoksa kendilerine göre Tanrı'yı kıyamete zorlamak düsturuyla hareket eden evangelizmin istediği de tam olarak böyle bir kaosun yaşanması olabilir mi? Evangelizm mi? Kehanetleri olanlar sadece Yahudiler değil demek ki. Peki evangelistlerin burada rolü ne? Soruların daha fazlasını bir sonraki bölümde sizlere anlatıyor olacağız. Peki siz Kızıldüve kehaneti hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum.